Hanım sadece Kahramanmaraş milletvekili olarak ben varım, koordinatör olmam hasebiyle. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın kısıtlama tedbirleri kapsamında biraz kongremizin zorunlu unsurlarına katılım oldu. Sizin nazik teşrifleriniz için çok teşekkür ediyoruz buradaki heyetimiz adına. Buyurun Sayın Bakanım. Başlayabiliriz isterseniz. Çok değerli milletvekilim, çok kıymetli ilçe başkanım, teşkilatımızın değerli mensupları, değerli hemşerilerim, çok kıymetli Narıdeliler, sizleri Ankara'dan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 7. olağan kongremizin Narlıdere ilçemiz, İzmir'imiz, tüm hemşerilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün Çiçekler Diyarı, Narenciye Cenneti, güzel ilçemiz Narlıdere'de sizlerle olamamaktan dolayı mahzunum. Ancak kalbinizle attığını, kongre heyecanınızı paylaştığımı, İzmir'e olan bağlılığımı, Narlıdere'ye olan sevdamı da bilmenizi istiyorum. Kıymetli hemşehrilerim, tabii öncelikle 20 gün önce yaşadığımız deprem dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Yakınlarına büyük sabırlar, yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Malum depremden hemen sonra hızlı bir biçimde İzmir'e intikal ettim. İlk andan itibaren çok büyük bir mücadeleye girdik. Enkazın altında kalan vatandaşlarımıza hızlıca ulaşmak, onların moralini yüksek tutmak bizim için her şeyden önemliydi. Hamdolsun Rabbim Buse'yi, Günay'ı ve daha birçok vatandaşımızı bizlere, ailelerine bağışladı. Elif ve Ayda umudun adı oldu. Ancak o gece ve sonraki günlerde yaşananlar çok acı birer hatıra olarak zihnimizde derin izler bıraktı. Rabbim bir daha göstermesin diyorum. Yine milletimiz tüm yetki ve imkanlarıyla devletimiz oradaydı. Milletimiz bu kez de İzmir için seferber olmuştu. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, abimiz Binali Yıldırım Bey ve diğer bakanlarımızla gece gündüz koordineli ve hızlı bir şekilde yaraları sardık. Dikkat ederseniz artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından nerede bu devlet sesleri yükselmiyor. Çünkü devlet ilk andan itibaren hep milletimizin yanında yer alıyor, gereken her türlü desteği sağlıyor, birçok faaliyeti aynı anda yürütüyor. Bu vesileyle İçişleri Bakanlığımıza, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, ekibine, çalışmalarda görev alan tüm bakan arkadaşlarıma, AFAD Başkanımıza, ekibine, kurumlarımızın mensuplarına, silahlı kuvvetlerimize, Kızılay'ımıza, tüm sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür ediyorum. Yine depremin yol açtığı hasarların kalıcı telafisiyle ilgili süreci yürütüyoruz. Çadırlar kışın kalmaya uygun olmadığı için konteyner şehirlerinde kurulumu neredeyse tamamlandı. Kalıcı konutlarla ilgili de proje hazırlıkları tamamlandı. Bu ay içerisinde inşallah ihaleler yapılacak ve inşaat sürecine geçilecek ve bir yıl dolmadan vatandaşlarımız tekrar sıcak konutlarına kavuşmuş olacaklar. Yine buna göre 1750 konutu kendi yerinde inşa edeceğiz. Yine belirlenen rezerv alanlarda 3000'in üzerinde konut inşa ederek hak sahiplerine dağıtıyor olacağız. İzmir'de depreme dayanıksız binaların dönüştürülmesi çalışmalarında inşallah hep birlikte hızlandırıyor olacağız. Bu konuda sizlerden de daha fazla destek bekliyoruz. Ayrıca bu konuda belediyelerinize de sorumluluklarını hatırlatın. Zira yerel idare oyalıp da hadi bana eyvallah demek lüksü yoktur. Her bir oy ayrı bir sorumluluk yükler belediyeye. Yerel yönetimleri siz belirlerken onların sorumluluklarını da onlardan istemeyi unutmayın. Bana göre takibini yapın. Zira unutmayın, deprem olsun olmasın riskli binaları bulmak, mülk sahiplerini oradan yine güvenli konutlara taşımak yerel idarenin görevi. Bir yere fenli sağlam izni vermek de yine yerel idarenin görevidir. Biliyorum ki İzmir'in, Narlıdere'nin yıllanmış tüm sorunları maalesef hizmet etmeyen bir zihniyetin ürünü. Buna üzülüyorum. Her türlü güzelliği, iyi yaşamı, huzuru hak eden hemşehrilerim adına da üzülüyorum. Şöyle bir 81 vilayete baktığınızda AK Parti'nin marka belediyeciliğini ve dokunduğu yerlerin nedenle yaşanabilir kıldığını göreceksiniz. Nereye ne yapılmış, nasıl yapılmış bunların hepsi devletin kayıtlarında var. Dolayısıyla tüm hemşehrilerime tavsiyem oyunuzun hesabını iyi tutun. Çünkü mahkeme kadıya mülk değildir. 3 yıl sonraki seçimlere kadar kim hangi sözünü tutmuş yahut tutmamış hatırlatın.
Kıymetli kardeşlerim, malum maalesef bu yıl başta pandemi olmak üzere deprem, çığ, sel, orman yangınları gibi felaketler nedeniyle de çok yoğun mesailer harcadık. Bildiğiniz gibi pandemi tedbirleri kapsamında son yayınlanan genelgede de sektörlerimizi ilgilendiren yeni tedbirler bulunuyor. Gıda sektöründe restoran, pastane gibi yeme içme yerleri 10 ila 20 saatler arasında sadece paket servis hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Bununla birlikte üretim ve imalat tesisleri saat sınırı olmadan açık kalabilecek. Küçükbaş, büyükbaş hayvanları otlatanlar, aracılık faaliyetini yürütenler, veteriner hekimler, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar da yasaklardan muaf olacak, yani işlerini yürütebilecekler. Hangi şartta olursa olsun, tarım orman faaliyetlerinde verimi ve bereketi arttıracak faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bana göre devletimizin ve milletimizin gücü de burada ortaya çıkıyor. Yani hiçbir hal ve şarttan şikayet etmeden, hiçbir durumu mani etmeden üretmeye, atılımlar yapmaya devam ediyoruz. Samimiyetle ifade etmek isterim ki bu gücü ve enerjiyi Allah'tan, ilhamımızı da saygıdeğer Cumhurbaşkanımızdan alıyoruz. Çünkü liderimizin milletin ve ümmetin istikbali için gece gündüz çalıştığını, uykusuz kaldığını gözümüze görüyoruz. Dolayısıyla lideri bu kadar çok çalışan bir partinin mensupları da çok çalışkan olmak zorundadır. Göreve geldiğim günden beri 2 yıl gibi bir sürede 71 il ziyareti, 240 il programı, 51 sektör buluşması gerçekleştirerek daima sahada oldum. İzmir'de ilçelerinde yaptığım ziyaret ve programların ise hesabını tutmadım. Yine kendi şehrim için sadece bakan değil, gören de olmak zorundayım. Açıkçası İzmir için bir milletvekili gibi çalışmak, hatta herhangi bir parti üyesi gibi çalışmak da benim için şereftir, zevktir. Bu sebeple ilçe teşkilatımızın kongresinden haberdar olunca arkadaşlara hemen talimat verdim. Uzaktan da olsa mutlaka bağlanalım, birlikte olalım istedim. Yine ülke gündemimizde siyasi ve ekonomik çok kapsamlı çalışmalar var. Üretim, ihracat, büyüme, istihdam odaklı bir anlayışla kalkınma konusundaki hedeflerimizi büyütüyoruz. Hem salgının yol açtığı sıkıntılar, hem attığımız siyasi ve askeri adımların sebep olduğu rahatsızlıklar bizi çok daha dikkatli ve aynı zamanda kararlı politikalar izlemeye yönlendiriyor. Geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokrasi ve